Mut Ajans'la adım adım Taşeli Platosu'nu gezmeye devam ediyoruz. Bugün bu gezdiğimiz yerlerin montajlarını yaptığımız stüdyodan sizlere sesleniyorum. Saygıdeğer takipçilerim. Biliyorsunuz uzun zamandır sizlere bir bilgi akışını sağlayamamıştık. Bu da mevsimsel özelliklerden dolayıydı. Bugün sizlere geçmişten Osmanlılara kadar Mut'un kronolojik tarihi içerisindeki akışını anlatmaya çalışacağım. Bunları anlatırken sadece tarihsel boyutlarını ve işlerinde önemli olan konulara değinmeye çalışacağım. Mut, geçmişinde milattan önce 6000 yılına kadar dayanan bir tarihe sahip. Çevrede Yontma Taş Devri'ne ait, Cilalı Taş Devri'ne ait birçok eserleri, kalıntıları görme şansımız var. Bunlardan bir tanesi de milattan önce 2000 yıllarına kadar dayanan Luvilerde Etiler ve Masa Krallığı'na dayanıyor bu buluntular. Bunlardan buranın başşehri de Yeni Kadı verilen bir yerdi. Bu milattan önce yine 1295 yılındaki Kadeş Savaşı'na Etiler safında masallarda efendim dahil olmuştu. Tabii kısa notlarıma bu arada bakmak istiyorum. Milattan önce örneğin 323 yılında İskender'in ölmesiyle generali Selefkus eline geçiyor. Bu Mut bölgesi. Mut bölgesi tarihte İzorya diye isimlendiriliyor. Bu bölgeye İzarya diye de adlandırabiliyoruz. 1071 yılında Anadolu'ya Selçuklar hakim olduğu zaman Mut ismi de bu sıralarda bu bölgeye bu isim verilmeye başlandı. Ve bu tarihten itibaren daima Mut ismiyle anıldı. 1189 tarihinde Avrupa'dan yürüyen 3. Haçlı Orduları komutanı ki Alman İmparatoru Frederick Barbaros'un efendim Konya Karaman Mut yolunu takip ederekten Kilikya'ya ulaşmak prensibini şey yapıyordu, siz söyleyin, bu güzergahı takip ediyordu. Fakat 1189 yılında Ermenek Ay Hatun Kilisesi'nde 50 santimlik bir suda kalp krizi geçirerekten boğuldu. Ay Hatun Kilisesi de yine Ermenek Göksu Nehri üzerinde, bugünkü ismi Ardışkaya, o zaman geçmişte Nadire Köyü diye anılan yerde Ay Hatun Kilisesi vardır. Ay Hatun Kilisesi'nde Frederick Barbarossa dediğim gibi 50 santimlik bir suda kalp krizi geçirerek boğulmuştur. Şimdi buradaki olayı aydınlığa kavuşturmak lazım. Frederick Barbarossa oğluyla beraber anılıyor. Frederick oğludur. Barbarossa komutanın kendisidir. Onun için daima toplumda Frederick Barbarossa diye zikrediliyor. Bu ikinci Selçuk Sultanı, ikinci Kılıç Aslan zamanında olan bir olaydır. Evet, Selçuklu Sultanı Alaaddin I. Keykubat İzorya'yı 1221 yılında istila etti ve İzorya bundan sonra Taşlı Kilikya adıyla anılmaya başlandı. 1230 yılında ise Mavga Kalesi imar edildi. Bu Mavga Kalesi'nde özellikle de bir ileriki çekimlerimize de bu konuyu ayrıca işleyeceğiz. Mavga Kalesi de Mut bölgesinde çok önemli bir yerdir. 1239 yılında ise Sultan Alaaddin I. Keykubat'ın ölmesiyle Mut Kız Kalesi'ndeki Ermeniler tarafından işgal edildi ve Karamanoğlu kurucu atası Nuri Sofi'nin komutasındaki ordusu Mut'u 1236 yılında tekrar ele geçirdi. Tarihsel boyut bu. Efendim 1263 yılında Karaman Bey'i Kerimüttün Karaman yani Nure T.
Kim Bey'i Nuresufi'nin oğlu Kerimüddin Karaman 1263 yılında zehirlenerek öldürülmesi üzerine Selçuklu komutanı Bedrettin İbrahim Hutenbenoğlu pardon bugünlerde çok salgın var. Onun için sizler de dikkat edin. Öksürüğüm içinde özür diliyorum. İbrahim Hatenoğlu Ermenek vilayeti başbuğ olarak mutlak hakim oldu. Hangi yılda? 1263 yılında. Kerimüddin Karaman Bey'in vefatından sonra. Efendim 1277 yılında ise bu 1277'nin bahar aylarında Selçuklu ve Moğol birleşik orduları Mut'ta bir savaş oldu. Bu savaşta Şemseddin 1. Mehmet de vardı. Yani ferman sahibi dediğimiz şahıs da buradaydı. Bu şahsın oklarla öldürülmesi üzerine bu bölgede vefat ettiği biliniyor. İbn Bibi'ye göre ise Kurbağa Kalesi'nde öldüğü rivayet edilmektedir. Evet, birkaç madde daha size burada sunmak istiyorum. 1356 yılında Mut'ta yapılan bir divanda Burhanettin Musa tahta geçti ve hükümdarlığını Seyfettin Süleyman Bey'e devretti. Bu bahsettiğim Seyfettin Süleyman Bey de bugün Karaman ilinde Aktekke Camisi'nin içerisinde mezarı vardır. Hemen bitişinde de Süleyman Bey hamamını görmeniz mümkün. Efendim 1444 yılında Lağıl Paşa Camii, medresesi ve hamamı inşa edildi. Mut 5 yıl Karamanoğullarına başkentlik yapmıştır. Bu arada 1465 yılında konuşmamız lazım. 1465 yılında iki kardeş Dağ Pazarı civarında Karamanoğulları beylerinden birbirleriyle çarpıştılar ve İshak Bey bu savaşta yenildi. Bundan sonra 1472 yılında ise Mut Kalesi Fatih Sultan 2. Mehmet'in komutanlarından, vezirlerinden, satrazamlarından Gedik Ahmet Paşa ve Rum Mehmet Paşa tarafından Mut Kalesi yerle bir edildi, yıkıldı. 1483 yılında ise Karamanoğlu Kasım Bey'in oğulları, kardeşi ve 30 beyi ile Kestel Yaylası'nda kendi adamı Hocenti oğlu tarafından zehirlenerek öldürüldü. Mut bu tarihten itibaren Osmanlıların himayesi altına geçti. Tarih 1481. Efendim rahatsızlığımdan dolayı bu sohbetimizi burada kesmek istiyorum. İnşallah ileriki günlerde tekrar buluşmak ümidiyle hepinize saygılar sunuyorum.